Sayın Yıldırım Demirören 214 oyla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na tekrar seçilmiştir. Demirören Holding Doğan Medya Grubu'nun 890 milyon dolara satın aldı. Yaptıkları her iş haram, evde hile var. Dostlar, geldik şimdi bizim Pamukören'e. Beşiktaş Başkanlığı ile Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim oldu Yıldırım Demirören. Bursa İnegöl'den çıkıp ülkenin futboluna ve medyasına önemli darbeler vurdu. Tabii bunu sarayın emir ve görüşleri doğrultusunda becerebildi. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün burada tarihi bir gün yaşıyoruz. Hem Beşiktaş'ımız adına hem Türk futbolu adına. Ben sizin bu işe nasıl izin verdiğinizi, ne kadar mücadele ettiğinizi çok iyi biliyorum. Tekrar Beşiktaş Federasyon Başkanı olarak teşekkür ediyoruz. 1964 doğumlu Yıldırım Demirören, Beşiktaş'ın 32. başkanı. Sen ne soruyorsun? Bitirmen lazım Fikret Bey. Doğru sorun. 2004 ve 2012 yılları arasında görev yaptı Demirören. Başkanlık koltuğunda oturduğu 8 yılda sadece bir kez şampiyonluk tadabildi. Ben taahhüt ediyorum 10 yılı denetlettirmeyi denetim kurulundan talep edeceğim. Özellikle Sayın Fikret Orman'a, yönetim kuruluna. Beştepe'deki sarayla ilişkileri öyle güçlenmişti ki Yıldırım Demirören'in Erdoğan'dan yeni bir vazife aldı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, federasyonun yeni başkanı. Demirören kullanılan 229 oydan 221'ini aldı. Futbolun başında artık tüpçü lakaplı iş adamı vardı. 2019'a kadar Türkiye Futbol Federasyonu'nu yönetti. Bana oy veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Bu gemide hep beraberiz söylediğim gibi. A milli takımın Euro 2016'daki meşhur prim rezaleti onun döneminde yaşandı. Şimdi bizim bu Pamukören var ya. İsviçre'deki Amerikan okulunda eğitim almış bir isim. Bugünlerde Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığı'nı yürütüyor. Babası Erdoğan Demirören. Alo. Alo, üzdün mü seni yoksa patron? Vallahi duman ettiniz her tarafı. Rezil ettiniz. Sen kendini üzme. Tamam. Hayırlısı bakalım. Hadi bakalım. Peki. Hadi hayırlı günler. Hayırlı günler. Alo. Nasıl girdim bu işe? İçim içim. Hayırlısı olur inşallah. Sadece futbolla anılan bir isim olmadı Yıldırım Demirören. Erdoğan'ın oligarklarından biri artık. Son vukuatı Kemer Country rezaletiyle gün yüzüne çıktı. Kemerburgaz'da Göktürk denen yerde Kemer Country diye bir yer var. Orada bir arsayı belirlediler, bu yavrunun üzerine yapacaklar. Bu bölge İstanbul'un rantı yüksek en gözde semtlerinin başında geliyor. Dünya standartlarında golf sahalarını da kapsayan arazilere sahip. Bunlar Demirören grubuna aitti. Ancak iktidar yanlısı grubun kredi borçları nedeniyle golf sahaları Ziraat Bankası'na geçmişti. Borç dediğimizde 375 milyon dolar. Şimdi iktidar bu sahalarla ilgili yeni bir imar planı hazırladı. Devletten kiralanan malın devlete geri satılması, bu arada astronomik milyar dolarlık bir zenginliğe ulaşılması, üstelik de devlete satılan o malın tekrar kullanılmaya da devam edilmesi hikayesi var. Fakat bunun içerisinde buna göz yoran yuman siyasetçiler, hükümet, bürokratlar, mafya, çökmeler, ölümler, karmakarışık bir hikaye var. Tabii bütün bunları kayda geçiren, bunlara direnen dürüst bürokratların hükümet tarafından satılması da var. İstanbul Büyükşehir'in doğayı koruma kararı ve çevrecilerin tepkileri hiçe sayıldı. Mahkeme kararı da bypass edildi ve bilin bakalım ne oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu arazilere 300 villanın yapılmasına onay verdi. İşin ilginç yanı ziraate geçen arazilerin yine Demirören'e kiralanmış olması. Tam bir vurgun çarkı. O Kemerkant'taki yeri imara açacaklar. Yani o arsa kimin? Gene halkı. İmara açınca tarla olarak verecekler. Hani Süleyman'ın var ya Ankara'daki akrabası, o işleri yapıyor. Hop bir imar artışı. 10 milyonluk yer 1 milyarlık oluyor. Üzerine kulübe koyamadığın yere 100 katlı binalar dikiyorsun tonla. Artık siz de alıştınız, ben farkındayım. Böyle dinliyorsunuz ya. Tüpçü Demirören bir süre önce Sedat Peker'in bu iddialarıyla gündem olmuştu. Dostlar, geldik şimdi bizim Pamukören'e. Demirörenlerin dededen kalan bir mal varlıkları yok. Sedat Peker'e göre baba Erdoğan Demirören, meteliğe kurşun atarken birden Milan Gaz'ın sahibi oldu. Bunu da devlet ve mafyanın yardımıyla yaptı.
İddiaların kökeni 1982'ye kadar gidiyor. Baba Demirören'in bir cinayet sonrası Archimedes şirketine çöktüğü belirtiliyor. Peker'in tekrar gündeme getirdiği olayların kaynağı ise Genelkurmay kayıtları. Bugün Yıldırım Demirören'in patronu olduğu holding, sanayi, enerji, eğitim alanlarında yatırımlara sahipti. AKP ile birlikte medya, şans oyunları, turizm, liman işletmesi, gayrimenkul ve teknoloji alanlarına da girdi. %100 Türkiye, %100 yerli sermaye. Erdoğan Demirören bugün saat 11.53 itibariyle aramızdan ayrılmıştır. Babasının ölümünden sonra sarayla ilişkilerini acayip geliştirdi Yıldırım Demirören. 2018 yılında çok ballı bir krediyle Doğan Medya'ya çöktü. Aydın Doğan tabii kargaşalardan korktu yavrum, verdiği yerleri 750 milyon dolar. Aslında bir tanesi o kadar parayı derdi. CNN, Kanal D, Hürriyet, Millet, Kut, hepsini aldım. Bu 750 milyon doları Ziraat Bankası verdi. Ziraat Bankası kimin? Devleti. Bu 750 milyon doların hiçbirini ödemedi biliyor musunuz bu sahtekar? Ya ana parayı bırak, faizlerini bile ödemedi. Tüpçüler Kralı, Hürriyet, Kanal D, CNN Türk ve Posta için 1 lira dahi ödemedi. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 4. medya gücü oldu. Ben 40 yıla yaklaşan yayıncıyım. Baskı yönetimi yaşadım, baskı dönemlerini gördüm. Ama bu dönemdeki gazetecilere yapılan meseleyi ilk defa görüyorum. Demirören ailesine teslim ediyorum. Şimdi büyük denizlere açılma vakti bizde. Yani bir televizyon satışı, işte gazete satışının ötesinde artık bu olay. Ziraat'in milyar liralık kredi için tarla vasfındaki araziyi değerli bir arsa olarak kabul ettiği anlaşıldı sonradan. İşte bu skandal da Sayıştay raporlarına yansıdı. Demirören, hatırlayacaksınız, Doğan Medya'yı Ziraat Bankası'ndan çektirilen krediyle satın almıştı. Sayıştay raporu ortaya çıktı. Demirören grubu demiş ki ödeyemiyoruz, kusura bakmayın. Çiftçi kredisini ödemeyince traktörünü haciz ediyorlar. Bizim kanaldayı haciz eden var mı hiç, duydunuz mu? Yok. Yok daha. Ya Hürriyet'i duydunuz mu hacize gidi? Ödemedi parasını. Ya parasız mal olur mu? Tüm bunlar yetmedi Demirören'e. Sarayla ilişkilerini daha da perçinledi. Kızını beşli çete olarak nitelenen kalyoncuların oğluyla evlendirdi. Allah bir yastıkta kocasın diyor. O televizyon falan onun değil, emanetçi mi? Serhat'la Berat yönetiyor. Kanal D, Sabah grubu da aynı. Aynı. O da havuz oluşturup aldılar ya satın aldı. O da öyle. Böyle kişiliksiz zenginlerin üzerine yapıyorlar sadece, maymun gibi yat kal. Aldığı kredileri ödeyemeyen Yıldırım Demirören için hayat 2019 ve 2020'de daha da güzelleşti. Önce iddiayı satın aldı. İddia ihalesi sonuçlandı. Demirören grubu ve Amerikalı Scientific Games'in oluşturduğu şans girişimi ortaklığı verdi. Sonra da Milli Piyango'ya sahip oldu. 9 Ekim'deki Milli Piyango çekilişinde kaydedilen görüntüler soru işaretlerine neden oldu. Hayır. Geri atalım topu. Öyle ki hostesler daha numarayı çekmeden ikramiyelerin vurduğu rakam altyazı olarak veriliyordu. Büyük ikramiyeler çoğu zaman kimseye çıkmıyor, paracıklar Demirören'e kalıyordu. Hostesler tutuldu ve 80 milyon liralık büyük ikramiye için çekiliş başladı. Sarayın kendi zenginlerini ihya etmek için geliştirdiği kur korumalı mevduat formülünü hatırlarsınız. Kur korumalı mevduat ve katılma hesabı uygulamasına vatandaşımız büyük ilgi gösterdi ve bu sayede döviz kurlarındaki oynaklığı önemli ölçüde giderdik. İşte Tayyip Erdoğan 20 Aralık 2021 akşamı dahiyane fikrini duyurmadan hemen önce Yıldırım Demirören harekete geçti. 18.4 liradan yüklü miktarda dolar bozdurdu, birkaç gün sonra da 10 liradan geri topladı. Demirören grubu, 5 şirket, o 5 şirket hepiniz biliyorsunuz. Bunlar 19-20 Aralık günü bu 5 şirketin, Demirören grubunun çok yüklü miktarda dolar bozdurduğunu ve 3 gün, 4 gün içerisinde de tekrar döviz aldığını kesin olarak biliyoruz. Peki Yıldırım Demirören, namı diğer tüpçü, bunca parayı ne yapıyor?
kamu bankasından krediyi alıp bunu bir başka yere aktarmak suretiyle paradan para kazanma yoluna, yöntemlerine başvuranların da alnını karıştırırız. Bakmayın Erdoğan'ın böyle dediğine. Biliyorsunuz AKP'li milyarderler Türkiye'de kazandıkları parayı yurt dışına kaçırıyorlar. Türkiye'de çok zengin ve varlıklı AKP'li iş adamları. Hadi daha ileriye de gideyim. Beşli çetenin uzantıları da orada. Ve paralarını oraya kaçırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Demirören'in tercihi İngiltere ve Almanya. Buralarda gayrimenkul satın alıyor. Vergi cenneti adalara da para kaçırmayı ihmal etmiyor elbette. Pandora belgelerinde çıkan Rönesans Çalık ve Cengiz Holding'e Demirörenler de eklendi. Türkiye'de Ziraat Bankası'ndan aldığı krediyi ödemeyen Demirörenler Londra'da gayrimenkul satın alıyor. Yaptıkları her iş haram.